İstanbul izleyicileri, bir haftalık aranın ardından yeniden karşınızdayız. Bu haftaki ilk konuğumuz sanatçı Eylem. 6 dilde yorumladığı İstanbul 2010 şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Eylem'le Bebek'te buluştuk. Bakın neler konuştuk. Aman şarkısıyla tüm gözleri üzerine çeviren şarkıcı Eylem'le Bebek'te Özgür Şef'in güzel mekanındayız. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi kapsamında İstanbul 2010 single'ını yapan ve çok beğenilen Eylem, bakın sorularımıza ne yanıtlar verdi. Aman şarkısıyla tanıdık. Çok güzel bir, çok böyle fıkır fıkır bir şarkıydı. Bizler ve izleyicilerimize kendini tanıtır mısın öncelikle? Nereden başlayayım? Dediğim gibi 4 sene önce. Tabii Eylem bir sürprizi. İngiltere doğduğu yani ve albümümle beraber İstanbul'a gelelim. Ama sonra İstanbul'a olan. Ama bu arada yeni geldim İngiltere'den. Bugün böyle uçaktan böyle ayağımı tozuna diyoruz değil mi? Evet. Tozuna. Röportajımıza geldik. Ama yani 4 sene düşünürken hani o albüm nasıl oldu ve şimdi nasıl? Artık yani benim için İstanbul evim gibi yani. Çok güzel bir albümdü zaten. Hani şarkıların hani çok söylendi, konuşuldu ama zaten hani çok ayrı bir tarafta duruyordur herhalde. Senin için hala ayrı diyelim artık. Ancak o albümden sonra tabii geçtiğimiz sene çıkardığın bir single da var. Evet. 2010 Avrupa Kültür Başkenti'ydi İstanbul. Evet. Ve İstanbul'a dair bir single çıkardın, bir parça yaptın 2010 İstanbul adında. Bunu çıkarmayı nereden akıl ettin? Nereden böyle bir kreatifle çıkardın? Valla ben çok böyle orijinal şeyler yapmayı seviyorum. Yani müzik de budur, üretmektir. Ben de çok heyecanlıydım yani İstanbul'u. Yani İngiltere'de radyolar falan, İngiltere'nin 2010 kültür başkenti olduğunu bir sene bu haberi duyarken hani ne bileyim bir böyle temsil olayı geldi bana. Bir de ayrıca İstanbul'a sevgimi göstermek istedim. Evet, zaten bunu şöyle hani biz de dövdüğümüz zaman böyle diyor. Şarkı yapılmayacak değil yani şehir. Aynen öyle. Az bile olsa diye görünüyorum. Yani bir katkım olsun diye istedim. Bir sevgimi göstermek istedim. Ve proje hali, bu single hali bir single ama daha fazla bir projedir. Bir temsil ve sevgi şeyi, sevgiyle yapılan bir şeydir. Ve çok da ses getirdi de aynı zamanda. Enteresan bir ses getirdi. Yani popüler şeyinde değil ama hani projelerinden işte çok heyecanlı bir şey vardı. 2010'u kapatmadan Japonuz konsolosuna yemeğe davet, ilk konsolosa gidip bizi davet ettiler. Heyecanlandım çünkü ben 6 Nisan'da yaptım bu evet, şarkıyı bu arada. Onu da soracağım. Diğerlerde de bu şarkının çevreydi, onları da söyledim. Evet. Nasıl bir duygu İstanbul'la ilgili bir şarkı yapmak ve bunu başka dillerde söylüyor olmak? O kısmı herhalde ben sonradan yaparken böyle şey alayım. Ya belki yaz geçti, ben stüdyoda geçtim yazımı. Yani güzel bir şeydi, çok değişik bir şey dediğim gibi. Yani herkesin düşündüğü şey şekilde belki olmadıysa benim için farklı bir yolda çıkarmak istedim bu projeyi. Susun da blue no feeling good no la ano başa echo. Ben kızın kötüs kalıtını yonu başta dondeko. Atto da mind o openi numara şartı şimao.
Gülerken ay tutuk akarına. Sizin bu geliyor o. O şeki sürünala İstanbul. Minna da şekşi o İstanbul. Takşi mehilo mama de takşi de. Alo mamo no te tada yo şpahişiye. Şimdi sen son 2 yıldır burada yaşıyorsun, evet, değil mi? Evet. İstanbul'da yaşıyorsun. Artık tamamen yerleştin buraya. Yerleştim, evet. Peki müzik dışında neler yapıyorsun Eylem? Müzik dışında şarkılarım var. Desem sana, herhalde bu son çıkacak bir albümümüz var, geliyor 2010'da. Adam nasip ederse. Ondan sonra o albüme bile şarkılar hazır. Yani o kadar ve şarkı müziğinle uğraşıyorum ben. Dans ve tiyatro öğrenmeden ilk başladım zaten. O sevgim de var. Ben biraz fazla çalışıyorum. Gelişimde biraz işkolik aynen. Ama ben böyle düşünüyorum. Yani ilk senelerde öyle olması lazım. Her şeyi biraz yarı buçuk yaparsan yarı buçuk oluyor. Ama hani bir her şeyinle ben her şeyimi yaptım, bütün hayatımı, bütün enerjimi işe odaklandım. O zaman biliyorsun o iş yani öne gidecek, başarılı olacak. Ve hayatımda şimdi buradayım yani. Hani işin az. Gir kanım, gir kanıma. Başka alanlarda görecek miyiz? Böyle projeler var mı acaba? İsteyeyim aslında. Ama her şey kısmet şey, doğru proje olsun. Biraz ben bazen fazla biraz Başak Burcu olduğum için biraz böyle fazla doğru nasıl fazla düşünüyorum bazen. Kararlıyım istediğim şeylerden ama bazen de aceleyi çok şeyi sevmiyorum. Şimdi biraz mükemmeliğin üstüne onun peşinde koştuğum için. Bir iki tane bir şey vardı projeler ama doğru zamanı, biraz müziğiyle biraz da olduğunda sıcak bakarım, doğru bir proje olsun. Hani hani bir eğlen projesi olduğunda, dizi bile olsa ne bileyim bir pozitif şekilde yapmak. Albüme ağırlık verecek, evet. Anladığım kadarıyla. Evet. Ama tabii ki teklifler olursa da düşünebilirsin neden olmasın. Peki bu 4 sene içerisinde senin hayatında neler değişti? Çok şey değişti ama ben çok değişmediğimi hissediyorum. Tabii değişimler oluyor ister istemez. Daha fazla böyle, herhalde daha sakinleştim. İster istemez daha sakinleştim. Peki ne diyorsun, enerji nereden alıyorsun? Bazen ben bile bilmiyorum nereden geliyor. Eylem, sana çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hem röportaj yaptık hem çok keyifli bir röportaj oldu. Gerçekten çok öyle eğlendim ben de bunu yaparken. Çok önemli bir single'dı. Geçtiğimiz sene 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul'un için yaptığın albüm. Farklı dillerde şarkılar da var bunda. Yine İstanbul 2010 ile ilgili olarak bu yüzden hani hem bir teşekkür edelim hem de yeni projelerde de başarılarının devamını dileyelim. Ben teşekkür ederim. Sıcak sohbet için beni çok mutlu ettin. Sazın tatlı ahengi. Gir kanım, gir kanıma. Anlat bitiremem İstanbul. Dur taksi götür beni Taksim'e. Bütün havasını hissedeyim içimde. Özgür Şef'in mekanına gidip de Özgür Şef'e merhaba demeden olmaz. I hear your voice when no one's around. I'm sitting here when selamlar öncelikle. Nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Valla mekan süper. Hani çok çok güzel bir mekan. Hani manzarası çok güzel. Zaten hani yemekleri söylememe her gerek şey yok. Ruhu var, ruhu.
çok farklı bir mekan. Öncelikle ilgi nasıl buraya, onu sorayım sana. İlgi yoğun, ne diyeyim yani. Yaklaşık şu anda herhalde bugün 40 gün oldu değil mi? 40 günlük rezervasyonla çalışıyoruz. Yani 38-40 gün önceden rezervasyonla çalışıyoruz. Yani haftaya gelmek yani. İstesek dolusun yani. Yok, bir ay en aşağı bir ay. Yani 40 gün öncesine şu an dünya, zaten ufak ya. Yani 40 kişilik falan. Hemen akşamları doluyor. Öğlenler iyiyiz yani, müsait oluyoruz ama akşamları doluyuz bir ay boyunca. Şu anda önümde muhteşem etler var. Evet. Bunlar sanırım işte marine edilmiş şekilde burada duruyorlar. En çok şu anda satılan, restoranda en çok gelen kişilerin tercih ettiği nelerdir bunlar? Valla hepsi aynı gidiyor. Zaten bir tane şey yemiyorlar. Yani bizim menümüz yok. Yani bir mevcut menümüz yok. Her gün değiştiriyoruz bizim menüyü. Şuradan başlıyor işte, bir tane köfte alıyor, bir tane kendi yaptığımız sosisten alıyor, işte bir dilim sucuk oluyor, bir pirzol oluyor ama yok isterse şöyle bir kalın bir dana pirzola, bakın ne kadar yumuşak, bunu yumuşak herhalde, görüyor musunuz? Bir hafta doyabilir yani, falan değil mi? Bu var ya, bir iki tane bile yersiniz bu. Yani şunun yumuşaklığına bakın ya, pişirmeye gerek yok bak, görüyor musun? Nasıl dağılıyor? Peki bunu neyle marine ediyorsunuz? Bunu marine etmiyoruz, gördüğünüz gibi marine olmamış bu, kuru. Yani bu kuru dinlendirme yapıyoruz, dry age dediğimiz. Normal halde bunun bu kadar yumuşak. Evet. Yani. Marine ettiğimiz et mesela burada şu kuzu sırtı var. Mesela şu kuzu sırtı, bak bu da artık bekleye bir haftadır marine ediliyor. Depomuz var bizim orada. Bu da pamuk gibi olmuş, böyle ipek gibi dokununca böyle insan çiğ yiyesi geliyor insana. Geçen hafta ekranların sevilen yarışması Yemekteyiz'e katılan Özgür Şef, Yemekteyiz'de yaşadıklarına dair bakın neler anlattı. Geçtiğimiz hafta da Yemekteyiz'de yarıştınız. Birinci de oldunuz, birinciliği paylaştınız. Evet. Yemekteyiz'le ilgili neler söyleyecek? Keyifliydi ya, biz öyle bir kafamızı dağıtmak için böyle bir hafta ara verdik her şeye. Bir hafta birbirimizin evinde birbirimizi ağırladık. Körler sarlar, birbirini ağırlar işte yani öyle. Bir yarışma değildi bizim için. Biz zaten bir hayır işi için girdik buraya, bu işe. Birbirimize yemekler yaptık, işte puanlar verdik. En sonunda da zaten LÖSEV'e bağıştık parayı, kazanılan parayı. Birinci, ikinci olmadı. Herkes birinci oldu. Keyifli, eğlenceliydi. En güzel yemekleri ben yaptım. Sushi yaptım. Steak tartar yaptım ama en güzel kuru fasulye o yani. Kuru fasulye var. Benim kuru fasulyem çok iyiydi, çok güzel. Etleri zaten çok iyi. Çok güzel bir mekandı, çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.